salgının başladığı dönemde de küresel kapitalizm 2007-2008'de girdiği krizi atlatamamıştı. 1929 bunalımı kadar derin etkileri olan bu kriz 3 yöntemle atlatılması beklenebilirdi. Birincisi sistem içinde para ve maliye politikaları uygulayarak ki bunu büyük ölçüde likiditeyi arttırarak, faiz oranlarını düşürerek, miktarsal genişleme denilen yöntemle merkez bankaları bilançolarını büyüterek aşmayı denediler. Krizin en akut döneminde maliye politikalarını, sermaye kesimini kurtarmak için kullandılar. Ondan sonra kamu borçlarının artması üzerine bundan vazgeçtiler. Kısaca sistemin kendi mekanizmaları içerisinde kriz çözülememişti. Büyüme hızları düşük, üretkenlik artışı çok yetersiz. Amerika gibi bazı metropol ülkelerde işsizlik oranları düşük de olsa emeğin kazanımları geçmişe göre gerileme sürecindeydi. İnsanların satın alma güçleri ve refahları giderek irtifa kaydediyordu. İkinci bir yöntem 1945 sonrasında kapitalizmin altın çağı adı verilen dönemdeki gibi geniş kitlelerin satın alma güçlerini arttırarak sosyal programları, refah devletini güçlendirerek olabilirdi. Böyle bir yapısal dönüşüm de kapitalizmin kendi içinde gerçekleşmedi. Emekçiler öncülüğünde kapitalizmi emekten yana değiştirecek sistemik bir dönüşümünde zaten gerçekleşmediğini biliyoruz. Böyle bir süreçte salgın geldi. Hatırlanırsa hemen öncesinde bir taraftan sosyalizm fikrinin yaygınlaştığı, insanların sosyalizmi kapitalizme tercih ettiğinin anketlerde ortaya çıktığı, özellikle genç kuşakların kendi ebeveynlerinden daha düşük bir yaşam standardına, daha umutsuz bir geleceğe sahip olmaları nedeniyle kapitalizme yabancılaştıklarını görüyorduk. Diğer taraftan da kapitalist küreselleşmenin yaşam standartlarını gerilettiğini gören insanlar bunun suçunu göçmenlere, azınlıklara atarak tepkisel bir refleks gösterebiliyorlardı. Sağ popülist, otoriter, faşizm eğilimli hareketler de bunların bu tepkilerini örgütleyip dünyada sağcı bir dalganın yükselmesini getiriyordu. Yani kısacası küresel kapitalizm salgın öncesinde çok sorunluydu. Her şeyden önce ekonomik göstergelerin ötesinde inandırıcılığını, ideolojik hegemonyasını yitirme noktasına doğru sürükleniyordu. Peki koronanın buna etkisi için ne düşünüyorsunuz hocam? Yani bu duruma, verili durumda sisteme. Zaten ciddi küresel kapitalizm zaten ciddi sorunlar yaşarken 2020 yılıyla birlikte Çin'in Wuhan eyaletinde patlak veren korona salgınıyla karşı karşıya geldi kaldı insanlık. Geçtiğimiz hafta başında 9 Mart'la birlikte Rusya ve Suudi Arabistan arasındaki çatışma ki Suudi Arabistan OPEC'in sözcüsü olarak kabul edilebilir. Petrol ihracatçısı ülkelerin arzı arttırmaları, böylelikle fiyatların düşmesi sonucu da ortaya çıktı. Yani kısaca kapitalizm yapısal sorunlar yaşarken üstüne bir de salgın eklendi.
ardından da petrol piyasalarında arz şoku yaşandı. Böyle bir ortamda bütün ekonomik göstergeler bozuldu. Tabii her şeyin ötesinde çok ciddi insani bir trajedi yaşanmaya başlandı. Teşekkür ederim hocam. O zaman ikinci soruya geçiyorum. Şimdi İspanya başta olmak üzere dünyada sağlık hizmetlerinin zorunlu kamulaştırılması gibi hamleler konuşuluyor. Bunun yıllardır olduğu Çin ve Küba dünyanın yardımına koşuyor. Özellikle ABD'de virüs öncesinde de kamusal sağlık hizmeti gündemdeydi. Fransa'da küçük işletmelere ve çalışanlara ekonomik destek sağlayacağını söyledi devletin. Önümüzdeki dönemde dünya çapında serbest piyasaya karşı kamucu politikalarda bir artış beklemeli miyiz? 1980'lerle birlikte neoliberalizm bütün dünyada egemen ideoloji ve ekonomi politikalarının uygulanmasında temel eksen haline gelmişti. Bu önce özelleştirmelerle, kamu iktisadi işletmelerinin özelleştirilmesiyle, piyasaların deregülasyon denilen düzensizleştirilmesiyle ve dış ticaretin liberalleşmesiyle kendini göstermişti. Öncelikle imalat sanayine yansıdı ve su, elektrik, doğalgaz, ulaşım gibi temel kamu hizmetlerinin özelleştirilmesiyle kendini göstermişti. Bir sonraki aşamada eğitim, sağlık, sosyal güvenlik gibi temel sosyal hizmetler de piyasaya açıldı. Bir kar alanı haline geldi. Türkiye'de de örneklerini gördüğümüz şekilde gerek özel okullar, gerek özel hastaneler yaygınlaştı. Bu geçiş döneminde Türkiye'de de böyle görüldü. Devlet kamu bütçesinden özel hastaneleri destekledi. İnsanlar ilk aşamada adım bile atamadıkları özel hastanelere sigortalılar, emekliler girebilmeye başladılar. Ama böylelikle plansız, sistemsiz, özellikle yüksek kar potansiyeli taşıyan sağlık sorunlarına yönelik kliniklerin, hastanelerin çoğunluğu oluşturduğu bozuk bir sağlık sistemi ortaya çıktı. Aslında bu korona salgını bütün dünyada bu sağlık sisteminin özelleştirilmesinin uzun dönem için ne büyük riskler barındırdığını, sistemin ne kadar verimsiz olduğunu ortaya çıkarttı. Amerika gibi bazı ülkelerde de, neoliberalizmin iyice kök saldığı ülkelerde de emekçi kitlelerin önemli bir kısmı sağlık sigortasından zaten yoksundu. Şu anda Amerika'da 26 milyon kişinin sağlık güvencesinin olmadığı ifade ediliyor. 11 milyon kişi de Amerika'da kayıtsız, göçmen statüsünde. Bunlar zaten sosyal programların uzağındalar. İşte İtalya ve İspanya'da gibi Avrupa'da en büyük salgının hasara yol açtığı ülkelerde bölük pörçük özel hastanelerle sağlık sistemlerinin verimsizleştirmiş durumdalardı. Bu salgınla birlikte gerek yatak kapasitelerinin yetersizliği, gerek sağlık sisteminin kendi içinde koordinasyonu olmadığı, gerekse araç gereç açısından çok yetersiz bir durumda oldukları ortaya çıktı. Bilindiği gibi salgın önce Çin'de patlak verdi. Çin birçok açıdan eleştirebileceğimiz otoriter bir ülke. Demokrasi, insan hakları, demokratik tartışma ortamının olmadığı, sivil toplumun yeterince gelişmediği bir ülke. Ama devlet merkezi kontrol sağlayabiliyor ve bir şekilde de kitlelerin memnuniyetsizliğini üst düzeye çıkartmayacak şekilde
sosyal politikaları ve gelir arttırıcı politikaları uygulayabiliyor. Bir yönüyle Çin'de bu hastalığın hastalık bir salgınla karşı karşıya bulunulduğunun itirafında geç kalındı. O nedenle belki salgın biraz yaygınlaştı ama sonra gerçekten çok sistemli, planlı bir şekilde salgının üstüne gidildi. Okuduklarımızdan, izlediklerimizden şunu görüyoruz. Hastalar için gerek destek cihazları, solunum cihazları, neredeyse kritik durumdaki her hastanın başına bir sağlık personeli verecek ölçüde sağlık sistemi etkindi ve gelen son haberlerde Çin'de büyük ölçüde bu salgının atlatılma yolunda olduğunu gösterdi. Geçtiğimiz hafta yaşanan sembolik bir olay, salgın nedeniyle çok ciddi bir insani trajedi yaşayan İtalya'yla Avrupa Birliği ülkeleri, başta Almanya, Fransa olmak üzere yardım ellerini uzatmazken Çin bir uçak dolusu tıbbi malzeme ve personel gönderdi. Bu uluslararası dayanışma açısından gerçekten iyi bir örnekti. Hem de Avrupa Birliği'nin, İngiltere'nin, daha doğrusu Birleşik Krallığın ayrılmasından sonra zaten uzun dönemli varlık nedeni tartışılan Avrupa Birliği'nin ben salgından sonra kendini iyice sorgulamasına, Avrupa Birliği içerisindeki yurttaşların ortaklık bağlarının iyice zayıfladığını, bu sürecin iyice zayıfladığını göstermesine vesile olacağını düşünüyorum. İtalyanlar yarın bizim en zor zamanımızda yardımımıza koşmayan bir birlik bizim için ne anlam ifade ediyor? Sorularını soracaklardır diye tahmin ediyorum. Teşekkürler hocam. Üçüncü soruya geçiyorum o zaman. Büyük ölçekli işletmeler ve şirketler özellikle havayolu turizm gibi sektörlerde ciddi bir duraklamaya girdi. Bu duraklamanın yaratacağı zararın devlet tarafından karşılanması talep ediliyor, bekleniyor kimi çevrelerden. Böyle bir ekonomik yük devletler tarafından sırtlanır mı? Çalışanların maaşlarını, faturalarını daha iyi ödeyemediği bir durumda bu sıkışmadan çıkabilmenin yolu sizce nedir? Korona virüsüyle ortaya çıkan salgının tüm ekonomiye, gerek tek tek ülkelerde tüm sektörlere, gerekse de bütün coğrafyalara etkili olması kaçınılmaz görünüyor. Bu anlamıyla da diğer şu ana kadar yaşadığımız, izlediğimiz, tarihten okuduğumuz krizlerden farklı bir durum söz konusu. Şöyle ki veba krizi, İspanyol gribi gibi salgınlardan farklı olarak dünyada üretim büyük ölçüde küresel tedarik zincirleriyle örgütlenmiş durumda. Üretimin farklı aşamaları farklı ülkelerde gerçekleştiriliyor. Bir yerde bile aksama olması bütün dünya üretiminin aksamasına yol açıyor. Daha önce 1929 krizi, 2007-2008 krizi gibi ekonomik temelli krizlerden de şöyle bir farkı var. Orada insanların gelirleri düştüğü zaman, satın alma güçleri gerilediği zaman veya borçlarını ödemekte güçlük çektikleri zaman çeşitli ekonomik önlemlerle ekonomiye nefes aldırma şansı vardı. Bugün insanlar zaten evlerinden çıkamadıkları, kamu otoriteleri tarafından evlerinden çıkmamaları salık verildiği için ellerinde para olsa da bunu harcayacak alanları olmayacak. Diğer tarafıyla da insanların elinde para olması, kredi olanaklarının genişlemesi, insanların evlerinde oturmalarını, bu sağlık riski nedeniyle beklenen disiplini göstermemelerini getirebilir. O nedenle önümüzdeki dönemde
ekonomiye ilişkin şöyle önerilerde bulunabilir. Öncelikle insanların en temel gıda, ısınma başta olmak üzere, sağlık gereçleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerine herkesin ulaşabilmesi gerekir. Bu hem böyle zor bir zamanda insani bir görevdir. Bir ülkede ulus olmanın böyle dönemlerde dayanışmanın gereğinin bir sonucudur. Hem de kamu sağlığını koruyabilmek için insanların yaşlılar, engelliler, güçsüzler başta olmak üzere kolaylıkla temel ihtiyaç maddelerine erişebilmeleri, buna ulaşabilmek için çalışmak zorunda kalmamaları veya bunları temin edebilmek için çok fazla ortalıkta dolaşmamaları gerekir. Onun için öncelik herkesin en temel insani ihtiyaçlardan yararlanmasına izin verecek bir yeni kurguyu gerçekleştirmektir. Bu dönemde öncelikle işten çıkartmalar yasaklanmalı, ücretlerin geç eksik ödenmesinin önüne geçilmeli. Gerçekten nakit akış durumu öncelikle turizm, otelcilik, havacılık, lokanta, eğlence, kültür sektörü gibi yerlerde çalışanların işverenlerinin de nakit sorunu yaşadığı durumlarda kamu bütçesi devreye girmeli. Bu geçiş döneminde herkesin insani bir satın alma gücüne sahip olması sağlanmalı. Şöyle bir soru sormak gerekiyor. Evet, böyle bir kriz yaşanıyorsa en önemli öncelik en az insani kayıpla bu krizin atlatılmasıdır. Ama tıp otoriteleri rakamsal olarak insani kayıp ne olursa olsun belli bir süre sonra bu salgının geçeceğini gösteriyor. Eğer küresel kapitalizm özellikle finansallaşma mekanizmalarıyla, kredi mekanizmalarıyla bu kadar çetrefilli bir hale gelmemiş olsa, bu kadar spekülasyona açık olmamış olsa, salgının geçmesinin ardından dünya ekonomisi yoluna devam etmesi beklenir. Neden? Çünkü salgınlarda fiziki sermaye zarar görmez. İş gücünü, istatistiki olarak iş gücünü çok zayıf düşünecek, rakamsal olarak iş gücünü çok eksiltecek bir tablonun ortaya çıkması da beklenmiyor. Neden kriz bu kadar sert yaşanması söz konusu? Her gün piyasaların yükselmesi, düşmesi. Çünkü spekülasyona açık bir yapı söz konusu ve bu piyasa toplumu birileri zarar ederken birilerine çok kar etmesinin önünü açan bir yapıya sahip ve zararların toplumsal, karların bireysel olduğu bir sistem söz konusu. Her bir gün borsalar %10 yükseliyor, bir gün borsalar %10 düşüyorsa birileri çok büyük sorunlarla karşılaşırken birileri de vurgun uğruyor olabilir. Bu nedenlerle çok önemli bir ekonomik tehdit söz konusu. O zaman bunun çözümü de gerek borsalarda gerek finansal piyasalarda bu spekülatif işlemleri, bu mekanizmaları dondurmak, bunların daha büyük bir ekonomik kayıpla yol açmamasını sağlamak olmalıdır. Böyle dönemlerde işte kolektif dayanışmanın önemine, bir toplum olmanın gereğine, sorunları toplumsallaştırmanın kaçınılmazlığına vurgu yapılıyor. Aslında bir tarafıyla solun kavramları yani dayanışma, kolektivizm, toplumsallaşma, hatta sağlık sisteminde İspanya'da görüldüğü gibi yarın kara borsanın yaygınlaşması durumunda birçok temel sektörde görülebileceği gibi kamulaştırmalar gündeme gelebiliyor. Yani insanların
kendi gemisini kurtaranın kaptan olduğu, rekabet süreçlerinin insanlığın, bütün insanlığın lehine olduğu, girişim özgürlüğünün önünü açmanın insanlığın birinci önceliği olduğu söylemlerinin normal zamanlara özgü olduğu, insanlığın kritik dönemeçlerinde solun kavramlarının, sosyalizmin kavramlarının ne kadar geçerli olduğu bir kez daha anlaşılıyor. Onun için ben nasıl krizin sonunda toplumsal yapıda bir değişiklik olur bilemiyorum ama bizler solcular, sosyalistler açısından planlamayı, kamuculuğu, dayanışmayı, kolektif iradeyi daha kendimize güvenle savunabileceğimiz ve geniş kitleler nezdinde bunların da daha kolay karşılık bulabileceği, örgütlenmenin, sendikalaşmanın ne kadar kritik olduğunun daha iyi kavranacağı bir dönem geçeceğini düşünüyorum. Teknolojik açıdan iş gücünün örgütlenmesi açısından da bu dönem yeni pratiklerin gelişmesine yol açacaktır. Bütün solun, sosyalistlerin teknolojinin getirdiği olanaklardan da olanakları da göz ardı etmeden, küresel iklim değişikliğinin insanlara için nasıl bir tehdit olduğunu da akılda tutarak bu acı dönemlerin tecrübelerinden yeni bir açılım yapabileceklerini, solun evrensel değerlerinin, internasyonist dayanışmanın öneminin daha iyi kavranacağını umuyorum, umut etmek istiyorum. En azından böyle umutsuz zamanlarda umudumuz olmadığı takdirde gündelik karşılaştığımız sorunlarla da başa çıkmamız, mücadele etmemiz daha zor olur diye düşünüyorum. Teşekkür hocam. Bu son soru zaten özellikle o şeyi spesifikleştirmek için kolektifleşme dediğiniz kısmı. Şöyle sorayım. Koronanın yarattığı ekonomik ve toplumsal tahribata karşı devletlerden çeşitli önlemler bekleniyor, siz de bahsettiniz. Fakat hem krizin boyutu hem de içerisinde bulunduğumuz kapitalist sistemin önceliklerinden ötürü bu taleplerin de belli sınırları var. Halkın kendi örgütlü gücüyle eldeki ekonomik ve pandemik krize karşı yaratabileceği dayanışma biçimleri var mıdır sizce? Aslında bunlardan biraz bahsettim ama belki şöyle söyleyeyim. Geniş kitlelerin, halkın örgütlenebilmesi için yan yana gelmesi gerekiyor. Sorunlarını, önerilerini birlikte tartışması, birlikte görüşler oluşturması gerekiyor. Şimdi böyle bir salgın sürecinde fiziksel olarak insanların yan yana gelmeleri mümkün değil, sağlık riski taşıyor. Belki böyle bir dönemde teknolojinin olanaklarını kullanarak sosyal medya zeminlerinden yararlanarak insanların ortak duygularını, ortak taleplerini, ortak şikayetlerini, ortak beklentilerini böyle bir zemine taşımaları ve kriz geçtikten sonra da bunu kalıcı bir şekilde fiziksel olarak yakınlaşmanın, toplanmanın mümkün olduğu koşullarla bunu bağdaştırmaları gerekiyor. Böyle bir dönemde sosyal mesafe bırakılması, riski olan insanlara yaklaşmanın kamu sağlığı açısından büyük tehlike oluşturduğu söyleniyor. Bu kurallara uyarak insanları mümkün olduğu ölçüde kamunun yetişemediği, devletin yetişemediği veya siyasi ideolojik tercihleri nedeniyle eksik kaldığı yerde diğer yurttaşların devreye girmesi gerekiyor. İnsanlarla, özellikle yoksul, yalnız insanlarla dayanışma bağlarını kurması. Bu dayanışma bağı sadece fiziksel temasla olmayabilir. Bir telefon etmekle olabilir. İşte kapısına ihtiyaç maddelerini bırakarak fiziksel temas olmadan onun içeri alması fırsatlarını yaratarak olabilir. O bir sorunu olanların
o sorunlarını iletebilecekleri örgütsel yapılar, telefonlar, adresler oluşturarak olabilir. Bu toplumsal dayanışmanın da güçlendiği, neoliberalizmin klasik sloganlarından biridir. Margaret Thatcher'ın söylediği, toplumlar yoktur, insanlar vardır. Evet, biz tek tek bireyiz, bireysel özgürlükleri de savunuruz ama insanlığın sorunlarını tek başımıza değil de bir toplum olarak dayanışmayla çözebiliriz anlayışının bütün dünyada ve Türkiye'de daha iyi anlaşıldığı, yerleştiği bir dönem olmasını ummak, sadece bunu ummak değil, bütün sağlık risklerini göz ardı etmeden bunun çabasını sürdürmek bir anlamda sosyal, siyasi faaliyetleri salgın bahanesiyle askıya almamak gerekiyor. Bir insani sorun varsa diğer insanların da bu sorunu çözmek sorumluluğu da vardır diye düşünmekten başka çaremiz görünmüyor.